Emir. Emir, borç. Evet Feriha. Borç. Borç ödenmiş olamaz. İmkansız. Ne yapıyorsun Feriha? Konuşacağız. İstersen at beni arabadan. Kaza da yapsam beni dinleyeceksin. Sen sadece kendini savunmak için konuşabiliyorsun, değil mi? Şimdi de konuşmaya çalıştığım için mi suçluyorsun beni? Borcum, ailen, annen, kardeşin. Hiç bizimle ilgili konuşmaya çalıştın mı? Emir, ben konuşalım diye bizi eve kilitledim. Ben de onu söylüyorum. Bizim için değil. Annen evimi temizlediği için konuşmak istedin. Benden koruman gereken birileri olmadıkça yanıma yaklaşmıyorsun Feriha. O birileri dediğin benim ailem. Neyse. Sen beni sinirlendirmek için söylüyorsun bunları. Ama konuşana kadar arabadan inmeyeceğiz. Koray. Merhaba ya. Hande'yi gördün mü? Görmedim. Kaç gündür arıyorum. Telefonu hep kapalı. Bana adresini verir misin? Gidip bakmam lazım. Sen niye bu kadar arıyorsun Hande'yi? Ona ihtiyacım var. İhtiyacım var. Yani son günlerde çok yakındık ya birbirimize. Cansu, bak ben seni çok iyi tanımıyorum. Ama kötü günler geçirdiğini biliyorum. Bence sen Hande'yi boş ver. Kendi dertlerinle ilgilen. Nereye gidiyoruz? Bilmem, seni bir yere mi bırakacaktım? Biraz yavaş gider misin? Feriha, sıkılmadın mı? Emir, ne yapmamı bekliyorsun? Levent Bey'in borcu ödediğini ima edip kestirip atamazsın. Feriha, ne istiyorsun? Borcun ödendiğini sana kim söyledi? Muhasebeci. O muhasebeci bilmiyor mu kim ödemiş, ne zaman ödemiş? Biz o borcu ödeyemeyiz Emir. Daha dün babamı duymadın mı? Niye bunu yapıyorsun ya? Adam gitmiş borcu kapatmış işte. Daha niye yalan söylüyorsun? Ya ne yalanı ya? Ödememiş borcu falan. Delireceğim ya. Sen mi delireceksin? Ben ne yapacağım peki? Ne zaman olayları aşmaya çalışsam karşıma yeni bir şey çıkartıyorsun. Ya ben çıkartmıyorum. Bunun bir açıklaması olmak zorunda ya. Muhasebeci bilmiyor mu? Kim ödemiş? Ne zaman? Ne zaman söyledi sana bunu? Ne zaman söyledi biliyor musun? O Allah'ın belası borcu ben ödemek istiyorum dediğim zaman söyledi. Eğer gerçekten haberin yoksa soruları kimin cevaplayacağını biliyorsun. Hadi bin arabaya. Yavaş kullan. Emir, bak hiçbir şey söyleme, beni dinle sadece. Şimdi söylemezsen bir daha söyleyemeyeceğim zaten. Biliyorum çok mantıksız, çok saçma. Ama ben senin gitmeni istemiyorum. Thank you.
bunu sana kim verdi? Nişanlıydı. Emir, ben zorla nişanlandım. Emir, bak bana, zorla nişanlandım ben. Şoförüm dediğin adamla, sen kimsin lan dediğim adamla nişanlıydım Feriha. Bunu isteyerek yaptığımı düşünmüyorsun herhalde. Bak buna, fotoğrafa bak, ben miyim bu? O bulduğum yüzük senindi Feriha, bunu sana sormuştum. O dönem bu yüzden senden kaçtım. Bu yüzden bitti dedim. Hep aynı şey işte. Ben hiçbir şey bilmeden yine kendimi suçluyordum. Çok güçsüzdüm. Nişandan kaçamazdım. Bu yüzden senden kaçtım. Yine de hiçbir şey söylemedin Feriha. Bizi bitirdin ama hiçbir şey söylemedin. Sen benim bu yüzden neler yaşadığımı bilmiyorsun. Beni her şey için suçlayabilirsin ama nişan için suçlayamazsın. Ben hayatımın en büyük korkusunu... Senin hep korkuların vardı Feriha. Emir, yapma lütfen. Sürekli aynı şeyi yaşıyoruz ya. Adama sen kimsin demiştim ya. Adama sen kimsin demiştim. Ben bunu hak etmedim. Neler yaşadığımı bilmiyorsun. Feriha git. Gitmiyorum. Feriha git dedim. Hayır, bu konuda beni susturamazsın. Git dedim be! Defol! Feriha canım, ne oldu Allah aşkına ya? Ya ağlamasına bak şimdi, duracaklar ha, ne oldu? Ha, ne dedi? Ne oluyor kızım, niye ağlıyorsun? Şey, kabus gördü sanırım, böyle ağlaya ağlaya uyandı vallahi. Kıyamam. Annesini gördü herhalde rüyasında. Mehmet, hadi sen bir su getir. Hadi hadi, durma öyle. Tamam canım. Ay yazık ya. Feriha, böyle rüyanda yukarıdan bir yerden mi düşüyordun ha? İnsanlar olur ya böyle, hani rüyalarında yukarıdan düşerler. Al kızım, iç şunu. Aklım çıktı ya. Seyret. Sen de öyle fırladın geldin. E ne yapayım? Öyle duyunca yani ödüm koptu. Ya dikkatli ol, bir şey olacak bebeğimize. Seher. Ya bak, 3 ay oldu. Bir doktora gidelim de ben de göreyim şunu artık. Hadi Mehmet, Allah aşkına, gece gece. Hadi yatalım. Süper ya. Peki, görüşürüz. Günaydın Mehmet Bey. Günaydın. Dün evde kötü bir şeyler olmuştu da. Mehmet'le babam, yani kardeşimle babam bana inanmıyorlardı, artık inanıyorlar. Seni hiç bu kadar mutlu görmedim. Yani şimdi ben de böyle anlatınca anlamadınız tabii ama... delirdiğimi düşünüyorsunuz herhalde. Yok canım, ne alakası var? Hiç öyle düşünmüyorum. Emir de inanacak. Başarabileceğimi biliyorum. Belki bu son şansımız olacak ama... bu şansı ben yaratacağım. Kendini nasıl mutlu hissediyorsan onu yap.
Teşekkür ederim. Görüşürüz. Emir. Seni bekliyorum. İşletme kulübündeyim. Bu nasıl bir yüzsüzlüktür ya? Hala çalışmaktan bahsedebiliyor. Onunla çalışmaya gitmeyeceksin değil mi Emir? Görüşürüz Cansu. Evet geldim. Hoş geldin. Feriha dalga mı geçiyorsun? Niye? Birlikte çalışmıyor muyuz? Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Merak etme, konuşmaya çalışmıyorum. Bana acımak zorunda kalmayacaksın. Feriha ne yapıyorsun? Birlikte çalışacağız işte. Artık iyileştiğine göre bunu yapabiliriz. Hemşireyi anlatmaya çalışmayacağım. Sen dinlemek isteyeceksin. Bunu sinir harbine mi çevirmek istiyorsun? Tamam, nasıl istersen. Kalk çalışmaya gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Otele. Otele? Otelde artık bir his var. Duymuşsundur. Bir sıkıntın varsa gelmek zorunda değilsin. İnebilirsin. Yok, bir sıkıntı yok. Sonra devam ederiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok iyi. Bu da ne şimdi? Oğlum sürprizleri seviyor. Merhaba Feriha. Merhaba. Umarım bu anlamsız sürprizin mantıklı bir açıklaması vardır. Bir proje için çalışmaya geldik. Burada mı çalışacaksınız? Kendi mekanımda çalışmayı uygun gördüm sanırım. Emir, biraz konuşabilir miyiz? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Sizi hiç ilgilendirmez. Biz burada çalışacağız, seni ilgilendiren bir şey yok baba. Burada sorun istemiyorum Emir. Duydun mu beni? Zanem'le burada sorun istemiyorum. Zanem? Birincidekine geçmişsin. Haddini bil ve sorun çıkartma. Sohbetiniz bittiyse biz çalışabilir miyiz? Evet, başlayalım mı? Eğleniyor musun Emir? Eğlenmek? Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Beni zor durumda bırakmaya çalışıyorsun. Seni buraya, bu oteli benim kadar iyi bildiğin için getirdim Feriha. Sinir harbi dediğim bu değil mi? Eğer çalışmak istiyorsan çalışalım. İstemiyorsan yarın git Levent Hoca'nı ikna etmeye çalış. Burası benim mekanım. Proje de burası için. Bunları yaparak pes etmemi istiyorsun. Ama pes etmeyeceğim Emir. İyi misiniz?
Mendil. Ne işin var benim otelimde? Git Emir'e sor. Neyin peşindesin Feriha? O fotoğrafa rağmen Emir'in yüzüne bakabiliyorum. Çıldır artık istersen. Bakabiliyorsun yani. Ağlayarak mı? Onunla proje çalışacaksınız. Hem de burada. Hiçbir şey olmamış gibi. Ve sırf Levent Hoca istiyor diye. Ben öyle uygun gördüğüm için Cansu. Cansu, ben çıkıyorum. Hadi. Yarın görüşürüz. Hanım Hanım. Ben o kızı bir daha burada görmek istemiyorum. Anladın mı beni? Bunu benimle değil ortağınla konuşacaksın. Ben o kızı bundan sonra hiçbir yerde görmek istemiyorum. Ne otelde, ne okulda, ne de apartmanda. Apartmanda. Evet, aslında apartmanda görmesek iyi olurdu. Gel hadi. Yapamıyorsun galiba. Yarım kalan hesabını mı görmeye geldin? Felsefeyi bırakmışsın. Seninle derdimiz neyse çözeceğiz. Ama zamanı geldiğinde. Beni çok bekletme. Hocam, bakıyorum ayağınız alışmış. Öyle oldu. Bu sefer de yarım kaldı kaptan. Senin hoca ile ilgili karın ağrın nedir? Anlat bakalım. Sen o meseleyi açılışta çözdün. Anlat dedim. Bana takık işte. Özel bir mesele. Senin okuldaki hocalardan biriyle özel bir meselen var. Ve o adam Sanem Hanım'ın eski bir dostu. Ha, seni bu yüzden ilgilendiriyor. Anlamadım. O adam Sanem Hanım'ın eski bir dostu olduğu için mi ilgini çekti? Demek bizi yakıştırıyorsun. Bunu aklımın bir köşesinde tutacağım. Tut. Ama Sanem Hanım'ın rahmetli ortağını o herifle aldattığını da tut bir köşesinde. Adamla birlikteydi. Peki senin derdin ne Emir? Feriha bu tablonun neresi? Kadere inanmıyorum ama bir Zeki Demirkubuz filmi var. Güzel, bir ara izleyelim. İzleriz. Ama nerede izleyeceğiz? Artık benden korkuyor. Ne? Tutamayacağım onu, gidecek.
Feriha zaten o fotoğrafı görmeseydi de gidecekti. Ama o zaman bana inanarak gidecekti. Şimdi bana inanmıyor. Her şeyi arkasında bırakıp gidecek. Feriha, ya bir şey olmuş sana ya. Hiç yok bir şey deme. Ya ben anlarım, iyi değilsin sen. Neden sana o gece öyle davrandım? Canını acıtmak için mi? Seni aşağılamak için mi? Seni denemek için mi? Yoksa seni istediğim için mi? Belki sadece seni istediğim için öyle davrandım Feriha. Olamaz mı? Belki bu kadar basittir. Son gecen olduğunu düşündüm. Biraz muhabbet ederiz dedim. Cansu muhabbet ağamda hiç değil mi? Ya. Peki. O zaman sonra konuşuruz. Gitmeden ararsın değil mi? Cansu görüşürüz. Ya Allah aşkına bir şey söyle artık ya. Bir tek kelime etmedin. Ya bir şey söylesene. Bak korkutuyorsun beni. Havam yattı mı? Hı hı. Yattı. Meydanı boş bulunca o da yatak odasında yattı. Sen de onunla yatar mısın? Neden? Yalnız kalmak istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.